Teşekkürler Hasan Bey. Şimdi aslında Orta Doğu'da genel olarak bir karmaşık durum olduğunu biliyoruz ama Suudi Arabistan biraz o karmaşanın dışında duran bir ülkeydi. Ancak geride bıraktığımız hafta itibariyle başlayan karmaşık bir durum var. Bu yolsuzluk operasyonu gibi görünse de aslında bir iktidar değişikliğine yönelik, yeni bir yapılanmaya yönelik adımlar atıldığını görüyoruz. Arkasında kimler var, hedeflenen nedir? Bu olayın ülke bazında sebepleri ve etkileri var. Bir de bölgesel ve küresel anlamda diyebileceğimiz neticelerini ayrıca değerlendirmek lazım. Baktığımız zaman Arabistan nasıl bir ülke, Suudi Arabistan? Patrimonyal diyebileceğimiz kamu kaynaklarının kralın şahsi mülkü sayıldığı adeta bir yönetim şekline sahip ve mutlak bir monarşiyle idare ediliyor. Bir anlamda kapalı bir sistem. Şimdi ülke içerisinde bu operasyonların gerekçesi olarak ortaya konulan yolsuzluk tırnak içerisinde ve böyle bir komisyon oluşturuldu. Alelacele bir komisyon kurdu Selman'ın başkanlığında ve onun üzerinden gidiliyor. Doğrusu bürokratik siyasal mekanizmasına baktığımız zaman ülke içerisinde binlerle ifade edilebilecek prenslerin dışında kamunun bu önemli kaynaklarını, petrolle gelen gelirlerini kullanabilme şansı yoktu halkın diğer kesimlerinin. Ve bu alttan alta bir sorun da oluşturmaya başlamıştı son dönemde. Ve belki de Salman'ın ülkedeki değişim baskısıyla iç içe bir arada götürme gayesi de bununla ilintili gözüküyor. Ama meselenin derinliklerine eğer girilmek istenirse ülkede bu yolsuzluk, rüşvet konusu yani Arabistan'ın siyasal bürokratik yapısını tamamen sarsıp yeni bir krizi de beraberinde getirebilir. Yani görünmeyen sözleşmelerle yurt dışından gelen pek çok yatırımcının bu prenslerin bir kısmıyla anlaşmadan ülkede yatırım yapması da mümkün olmuyordu. Böyle bir yolsuzluk algısı ve durumuyla karşı karşıyayken şimdi Salman bunun önünü açmaya, Prens Salman bunun önünü açmaya başladı kralın namzeti olan kişi. Şimdi 72 saat süreceğine yönelik özellikle Amerika'daki bazı yorumcuların görüşleri vardı. Öyle görülüyor ki bu devam ediyor. Belki bugün ve yarın da alt düzeyde bir takım operasyonlar olacak. Burada alt düzeye doğru gitmesinin gerekçelerinden bir tanesi Prens Salman'ın iktidarını konsolide etmek ve yakın zamanda beklenildiği üzere bir kral devri, kraliyet devri olursa ona ilişkin önlemin dışında belki de orta vadede denilebilecek bir gelecek açısından da alt kademe bürokrasi ve siyaset arenasını da şekillendirmeye çalışıyor. Üçüncü kuşaktan akrabalar yoluyla da yeni rakiplerin çıkmasını da engellemeye çalıştığını görüyoruz. Bu olayın tabii bir yüzeysel denebilecek bir boyutu esasında. Belki de bölgede meydana gelebilecek yeni savaş alanının tiyatrosunun perdelendiği bir sebeplerden bir tanesi bu. Bir diğeri de ılımlı İslam biliyorsunuz. Bununla ilgili Prens Salman birkaç gün önce açıklama yaptı. Hemen ardından bu operasyonlar geldi. Bu da ayrıca tartışmalı bir konudur. Şimdi Arabistan Vahabizm'in radikal devrimci selefilik işte akımının bir arada irdelenip dünyaya belirli yerlere yayılmaya çalışıldığı, zaman zaman bunlara destek verip ekonomik destek sağlayan da bir ülke. Acaba burada vatandaşların, halkın değişim beklentisi nedir? Yani ılımlı İslam'dan ülkenin yöneticilerinin anladığı şey nedir? Yani bir modernleşme mi, bir yenileşme mi, yoksa bir uluslararası projenin bölgede dizaynına yönelik yeni bir kimlik inşası mı düşünülüyor? Bunları da önümüzdeki günlerde doğrusu göreceğiz. Mesela bugün ilginç bir şey oldu. Bir reklam filmi düştü kamuoyuna. Biz de gördük. İşte bir bayan araba kullanıyor. Kadınlara işte araba sürme serbestisinin getirildiği bir dönem. Bu tür şeylerle tartışılıyor ülkedeki ılımlı İslam meselesi ama çok yanlış bir yerden yakalandı konusunda bir kanaate sahibim. Çünkü eğer bu Arap Baharı'nda da gördük biz bu süreçte. Bu değişim beklentisi gerçekten bir dip dalgasının ürünü olarak ve yapısal
düşünsel zeminde bir kurguya dönüştürülemediği takdirde adeta cehennemin dibine girip çıkan bir süreci de bir anlamda liderler istemeden belki karşılarında bulabiliyorlar. Bu Arabistan'da toplumsal kırılmalara da neden olabilecek bir süreci de bizimle baş başa bırakabilir diye düşünüyorum. Bunlar meselenin biraz önce söylediğim yüzeysel durum olarak ben değerlendiriyorum. Bu noktada şunu sormak istiyorum. Şimdi burada belki dikkat çekmem... Özellikle merak edilen buyurun. Bu yaşanan gelişmeler sonrasında bir değişim süreci söz konusu. Dolayısıyla Orta Doğu coğrafyasında hani son dönemde konuşuluyor, sınırlar yeniden çiziliyor. İki tane başat ülke var, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin uydusu olarak görülen İsrail Devleti. İki büyük devletin, iki büyük kapitalist devletin yapının burada çatıştığını da görüyoruz. Merak edilen nokta şu, Suudi Arabistan'a bu çatışma alanı içerisinde yeni düzende nasıl bir rol biçiliyor? Evet. Ben de oraya geliyordum zaten. Çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Trump'ın bir açıklaması oldu bu olaydan bir süre önce. Dünyanın en büyük petrol şirketi olan Aramco'nun hisselerinin New York piyasasında halka arz edilmesinin geciktiğini ifade etti. Şimdi bu gözaltında tutulan veya tutuklandığı öngörülen prenslerin, bir kısım bakanların önemli bir kısmının İngiltere ile ve finans çevreleriyle çok iyi ilişkileri olduğunu biliyoruz. Ve Trump seçimden önce bir şey vaat etti ülkesine. Yeniden büyük Amerika rüyası, üretim sektörünün canlandırılması ve paranın Amerika'ya çekilerek ülkedeki yatırımların yenilenmesi gibi bir taahhüdü de var. Ben burada Aramco'nun üzerinden dönen o arka diplomasinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir anlamda halka arzı engellediği düşünülen kişiler de bertaraf edilmiş oldu bu süreçte. Ama biraz sürecektir. Yani bu halka arz işlemi, yani bizim bu konuştuğumuz şeyin doğruluğunun birebir ortaya çıkmasını da engellemek adına bir süre sonra gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ama nihayetinde 2 trilyon dolarlık bir bütçeden, paradan bahsediyoruz. Normal şartlarda petrol şirketleri dünyaya işte yaptıkları araştırmalar, rezervler ve buldukları güçlü kuyuların işte duyurulması yoluyla kendilerine bir takım sermayeler çekmektedir. Ama Aramco'nun elindeki potansiyelindeki bu kuyular, petrol rezervleri çok iyi bilinmiyor. Bunlar da ortaya çıkarıldığı zaman çok ciddi bir bütçenin Amerika'nın ve Arabistan'ın içerisinde konuşlanmasından bahsediyoruz. Burada yeni nesil bir ekonomik işbirliğiyle karşı karşıyayız. Mesela Arabistan'ın kuzeybatısında yeni bir şehir projesi var. Yaklaşık 500 milyar dolarlık bir bütçeden bahsediliyordu. Çok enteresandır. Bu alıkonulduğu söylenen prenslerin de önemli bir kısmının servetinin de buna tekabül ettiği yönünde iddialar da söz konusu. Böylelikle bir yandan Amerika kendi ülkesinde Trump yoluyla parayı çekme, küresel bir ekonomiye müdahale etme arifesinde gözüküyor. Arabistan'da kendi ülkesini hem ılımlı İslam, tırnak içinde söylüyorum tabii, ya da yenileşme deyin, ne derseniz deyin, bu dış borç yükünü azaltmaya çalışıyor bir yandan Salman. Yani ülkenin ciddi bir dış borcu da var, petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte. Bunlar hepsi bir iç içe düşünüldüğünde önümüzdeki süreçte Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de, Lübnan'da, bunların bütünleşik alanında yeni bir ekonomik ve askeri çatışma alanına doğru gittiğimizi söyleyebilirim. Tabii yine merak edilen noktalardan birisi de şu yeni çatışma dediniz ve son dönemde Suudi Arabistan ile İran arasında gerilimin arttığını da şahit oluyoruz. Aslında bu İran'ın da biraz da baskılanması anlamına gelmiyor mu Suudi Arabistan'daki yaşanan bu gelişmeler? Kesinlikle böyle. Zaten Amerika'nın bir süredir İran'a yönelik nasıl bir yaptırım süreci meydana getireceği, bu askeri mi olacak, ekonomik mi olacak, nasıl bir karışımda olacak, bunların aslında işaretini de görüyoruz. Çünkü İran özellikle konjonktürünün de bir neticesiyle sahadaki milis güçlerini de kullanarak Suriye'de, Irak'ta gerçekten çok ciddi bir saha avantajı elde etti.
Orada işte bugün mesela Barzani bile, Barzani neredeyse kazandığı o 2003 sonrasındaki bütün kazanımları kaybetmiş birisi, buraya atıf yaptı. Yani buradaki bu değişimin altında İran yatıyor. Kerkük'ü biz İran sebebiyle kaybettik gibi bir açıklama yaptı. Öyle görülüyor ki Amerika'nın Arabistan üzerinden, bir anlamda Körfez üzerinden Suriye ve Irak'a müdahale ihtimali burada yeniden bir oyuna girmek isteyenler için bir cazibe merkezi de haline gelmiş gözüküyor. Benim burada dikkat çekmek istediğim, Türkiye açısından belki önemlisi bu, bugün de yazdım bunu gazetede. İşte Lübnan Başbakanı istifa etti. Halen Arabistan'da olduğu biliniyor, düşünülüyor. Hizbullah faktörü. Yani eğer Lübnan odağında bir çatışma meydana getirilecek olursa, işte Arabistan ve İran'ın karşı karşıya geldiği, burada 5000 ya da 6000 sayılarının olduğu söylenen Suriye'deki Hizbullah güçlerinin, milislerinin diyeyim daha doğrusu, bunların yeniden Lübnan'a bir kısmının konuşlandırılması anlamına gelir ki bu Suriye'nin kuzeyindeki güç dengesine ciddi manada sarsabilir. Ve buradan PKK-YPG yapılanması kendisine yeni ittifaklar kurma yolunda da belli bir zemin oluşturabilir. Ben ülkem adına bu tehlikeye dikkat çekmek istiyorum. Dolayısıyla Türkiye'nin bu yakın gelecek açısından İran'la olan ilişkilerini ya da bu ilişkilerin dünyaya yansıma biçimini yeniden kontrol edip ona göre bir fotoğraf vermesinin çok doğru olacağı kanaatindeyim. Bir yanlış anlamayı da bizim ısrarlı ve hızlı bir şekilde düzeltmemiz lazım. Türkiye İran'la doğrudan yapısal, hukuksal bir işbirliği içerisinde değil. Sadece Suriye'de ve Irak'ta hassasiyetlerimizin bazılarında ortaklaşma olduğu için atılan bazı adımlarda ortaklaşma meydana gelmiş durumda. Bunun ötesinde bir işbirliğini henüz kanıtlayacak elimizde bulgular yok. Ama ısrarla bu yönde alttan alta özellikle Amerika basınında Türkiye'nin İran'la böyle bir işbirliği yaptığına yönelik yazılar da çıkmaya başladı. Bizim bunun üzerine gidip doğru bir noktayı ve gerçeğin üzerine gitmemiz lazım. En önemlisi bu. Yani biz yapmadığımız bir işbirliğini varmış gibi gösterecek kadar da durumda değiliz yani. Bu çok sıkıntılı bir duruma doğru evrilebilir. Çünkü İran odağında gelişecek gelişmelerin bu anlamda bize de tesir etmesi mümkün hale gelecektir. Peki Sayın Hocam, çok teşekkürler görüş ve düşüncelerinizi bizimle paylaştığınız için. Akademisyen Doçent Doktor Kürşat Zorlu Ankara stüdyomuzdaydı. Suudi Arabistan'da yaşanan gelişmeler sadece